Gel konuşalım, hoş geldiniz. Gel konuşalımın bu akşamki konuğu HDP Eş Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Rüştü Tiryaki. Mehmet Rüştü Tiryaki ile Anayasa Mahkemesi'nin önündeki HDP'ye kapatılma davasını, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ortak aday açıklamalarını ve Altılı Masa ile HDP'nin bir demokrasi ittifakı çerçevesinde yan yana gelip gelemeyeceğini konuşacağız. Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle Emek ve Özgürlük İttifakı ile başlamak isterim. Bir toplantı daha yapıldı ve uzun süredir tartışıla gelen bir durum söz konusuydu. İlk olarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıklamıştı. Biz altılı masaya da Cumhur İttifakı'na da mahkum değiliz. Kendi adayımızı çıkarır, seçimlere öyle gireriz demişti. Bu da büyük yankı uyandırmıştı hem muhalefette hem iktidarda. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bazı bileşenleri biz işte altılı masayla ortak adaydan tarafız şeklinde de açıklamalar yapmıştı. Ama dünkü toplantının ardından Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortak aday çıkarma kararı bildirildi. Neler söylemek istersiniz bu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortak aday çıkarma kararı ile ilgili? Aslında bunu iki ayrı konuşmakta yarar var. Birincisi HDP'nin kendi adayımızı açıklayacağız demesine nasıl geldik? İkincisi Emek ve Özgürlük İttifakı olarak yaptığımız ortak açıklama ve değerlendirmeye nasıl geldik? İkisini ayrı ayrı değerlendirmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi birincisi şu, HDP Eylül 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihsel önemde olduğunu, sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, 2023 seçimleri tarihsel önemde olduğunu, 20 yıldır otoriterleşen, her geçen gün demokrasiden uzaklaşan, demokratik değerlerden uzaklaşan, seçme seçilme hakkını yok sayan, düşünce ifade özgürlüğünü yok sayan, örgütlenme özgürlüğünü yok sayan, belediyelere kayyum atayan, siyasi parti hakkında kapatma davaları açtıran bir siyasi iklimin değişmesi için tarihsel bir seçim olarak gördü 2023 Haziran veya öncesinde yapılacak seçimleri. Ve bu seçimlere giderken muhalefetin ortak adayla ilkeleri belirlenmiş isim tartışması yapmadan, ilkeleri belirlenmiş ortak bir adayla seçime gitmesi gerektiğini savundu. Bu ilkeleri de bir deklarasyon olarak, bir tutum belgesi olarak Eylül 2021'de açıkladı ve bu tutum belgesi başta parlamento içindeki muhalefet partileri olmak üzere, parlamento dışı muhalefet partileri ve demokratik örgütlerinden bütün ötekilerden olumlu yanıt aldı. İçinde demokratik anayasa vardı, gençler için özgürlük vardı, kadın erkek eşitliği vardı, daha ekolojist, doğaya saygı içeren bir sistem öngörüsü vardı, Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollardan çözümü vardı. Yine kayyum rejimine son verilmesi vardı, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek kamuda atama yapılması, istihdam politikasının bu şekilde yürütülmesi ve emeğin haklarının tanınması gibi temel ilkeler vardı. Söylediğimiz şeyler bunlardı. Ve bunların büyük bir bölümünü aslında muhalefet partileri de katıldıklarını söylediler. Ortak aday konusunda da zaten o güne kadar kimse aleyhe bir tutum belirlemiş değildi. Bizim dışımızdaki muhalefet partilerinde büyük bir bölümün bakış açısı böyleydi. Eylül 2021. Fakat Eylül 2021'den itibaren neredeyse her hafta, her ay bu konuda yaptığımız çağrıya başta altılı masa ve Millet İttifakı olmak üzere doğrusunu söylemek gerekirse ciddi bir yanıt alamadığımızı söylemek isterim. Tabii bunun dışında emek örgütleriyle yaptığımız görüşmelerde, ekonomistlerle, kadın örgütleriyle, yine Kürt halkının demokratik kurumlarıyla yaptığımız görüşmelerin neredeyse tamamında ortak aday konusuna sıcak bakan bir yaklaşım vardı. Haziran 2022'ye geldiğimizde, yani yaklaşık aradan 9 aylık bir zaman geçmişti ve bu konuda biz çağrılarımıza olumlu bir yanıt alamamıştık. Haziran ayında yaptığımız toplantılarda sonra genel başkanımız grup toplantısında bir açıklama yaptı ve ortak aday konusunda eğer muhalefet açık, şeffaf bir görüşmeye gelmezse
kendi adayımızı belirlemek zorunda kalabileceğimizi söylemiştik ve Haziran ayından Ekim ayına kadar da yine hiçbir gelişme olmadı. Ekim'in 24'ünde yaptığımız Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda biz artık bu çağrımıza yanıt verilmemesi nedeniyle halkımızı, halklarımızı, bütün ötekileri seçeneksiz bırakamayacağımızı, ortak aday çalışmasına en azından sözünü ettiğim altılı masa, Millet İttifakı dışındaki toplumsal muhalefetle görüşerek ortak aday konusunda çalışmaya başlayacağımızı deklare ettik. Grup toplantısında 25 Ekim tarihinde de eş genel başkanı Mithat Sancar bunu açıkladı. Ekim ayından ocağa kadar yine yaklaşık 3 aylık, 2,5-3 aylık bir zaman geçtiği halde bu konuda herhangi bir yanıt alamadığımız için ondan bir veya iki gün önce yine Emek ve Özgürlük İttifakı'nın eş sözcüleri, eş başkanları ve başkanlarıyla yaptığımız açıklamada da paylaştığımız bir görüştü. 6 Ocak tarihinde Kars İl Kongresi'nde eş genel başkanımız bir açıklama yaptı ve kendi aday çalışmamızda oluşturduğumuz havuz konusunda önemli bir aşamaya geldiğimizi ve en kısa sürede kendi adayımızı açıklayacağımızı söyledi. Şimdi bu HDP'nin kendi bileşenleri, kendi içerisinde yürüttüğü çalışmaların özeti böyle. Bir de işin Emek ve Özgürlük İttifakı tarafı var. Şimdi aslında biz açıklama yaptığımız andan itibaren yine Emek Özgürlük İttifakı'nın yaptığı açıklamalarla aramızda bir farklılık yoktu. Yani biz ilk günden itibaren ortak adaya çok daha yakın olduğumuzu söyledik. Türkiye Emek ve Özgürlük İttifakı'nın önemli bileşenleri Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi de yaptıkları açıklamalarda ortak aday konusuna çok daha yakın olduklarını söylediler. Yani ortak aday konusunda daha yakın olduklarını söylediler. Fakat ortak aday konusu sadece sizin tek başınıza karar vereceğiniz bir şey değil. Yani ortaklaşmak istediğiniz ortaklaşmak istediğiniz kişilerden, partilerden, gruplardan, oluşumlardan bir yanıt almazsanız tek başınıza illa biz ortak aday karar verelim demenizin bir anlamı olmayacak. Öbür durumda olsa olsa sadece onların adayına eklemlenmiş olacaksınız ve varlık gerekçenizi yok saymak anlamına gelir. Ve biz bu çalışmamızdan sonra tekrar Emek Özgürlük İttifakı ile görüşmelerimizi sürdürdük. Bu konudaki yaklaşımlarımızı ayrıntılarıyla yine Emek Özgürlük İttifakı bileşenleriyle paylaştık. En son dün genel merkezimizde grup toplantımıza katılmışlardı Emek Özgürlük İttifakı bileşenleri. Hazine yardımının yatırılacağı hesaba bloka konulması ve kapatma davası ile ilgili olarak dayanışmalarını göstermek amacıyla HDP grup toplantısına katıldılar. Dün öğleden sonra da Emek Özgürlük İttifakı bileşenleri genel merkezimizde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda 4 mesele konuşuldu. Yani sadece Cumhurbaşkanlığı, ortak Cumhurbaşkanı adayı değil, bunun dışında konular da görüşüldü. Parlamento seçimi, seçim süreci, bunlara nasıl gidileceği ve sandık güvenliği konuları da yine bu toplantıda gerçekleştirildi. Zaten genel merkezimizin sitesinde ve diğer bileşenlerin internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında görmüşsünüzdür. Emek ve Özgürlük İttifakı dün bir açıklama da yayınladı. Açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğrudan diyalog ve açık müzakere yöntemiyle gerçekleştirilebilecek görüşmeler kapalı olmadığımızı, mevcut iktidarı yenilgiye uğratmak için bu rejimin inşasını durduracak demokrasiden ve emekten yana bir geleceği kurmak amacıyla seçim takviminde göz önünde bulundurarak halkımızı seçeneksiz bırakmayacağımızı söyledi. İlkelerimize dayalı olarak belirleyeceğimiz adayın ismi de en kısa sürede açıklanacak dedi Emek ve Özgürlük İttifakı. Ayrıca en geniş biçimde temsil edilmesini Emek ve Özgürlük İttifakı'nın parlamentoda renkli, çoğulcu ve dinamik yapısıyla en güçlü şekilde mecliste temsil edilmesi için de çalışmaları sürdüreceğini söyledi. Yani bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri arasında herhangi bir fikir ayrılığı bugün itibarıyla yok. Öncesinde de dediğim gibi bazı yaklaşımlar konusunda farklılık varmış gibi görünse de aslında özü itibarıyla bileşenlerin tamamı
HDP ve HDP dışındaki bütün Emek Özgürlük İttifakı bileşenlerinin tamamı ortak adaya daha yakın olduklarını söylediler. Biz de söyledik, diğerleri de söyledik. Evet. Ama bu sadece sizin karar vereceğiniz bir şey değil. Eğer diğer muhalefet bileşenleri bu konuda sizin ortak tutum almaya yaklaşmıyorsa elbette halkınızı ve size oy veren milyonları seçeneksiz bırakmayacaksınız. Bırakmamalısınız. Biz de bırakmayacağımızı dün deklar etmiş olduk. Şimdi bu altılı masayla HDP'nin altılı masada yer alması anlamında söylemiyorum ama genel olarak bu 20 yıllık AKP iktidarına son verebilmek için hani her iki tarafta diyor ki bu tarihi bir seçim, AKP iktidarı gitmeli, bu hukuksuzluklar sona ermeli, artık AKP iktidarı bu ülkeyi yönetemiyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu anlamış olmalı ki her konuşması bir muhalefet partisi lideri edasında geçiyor. O da çok memnun değil Türkiye'nin durumundan ve kendilerinin değiştireceğini söylüyor. Dolayısıyla bu seçimlerin tarihi bir seçim olduğu konusunda herkes hemfikir. Burada ortaya çıkan şöyle bir tablo var aslında. Altılı masa HDP ile ilişkilerini iktidarın çizdiği çerçevede yürütmeye çalışıyor ki bu çok tehlikeli. Çünkü yarın öbür gün ya da bugünden başlamış olan kendilerini de vuran bir sürü uygulamaları var iktidarın ve kendi başlarına gelince nasıl olur diye feveran ediliyor ki edilmeli, mücadele edilmeli bu hukuksuzluklara karşı. Ama HDP bu hukuksuzluklarla yüz yüze olduğunda iktidarın çizdiği çerçeveden çıkmadıkları için buna karşı yüksek sesle karşı çıkılmıyor. Ortak aday konusunda da HDP AKP ile anlaşıyor diyenler mi ortak adayı o yüzden istemiyor? İkinci turda zaten bizim adayımızı desteklemek zorundalar. Bizim HDP ile yan yana gelmeye ihtiyacımız yok diyenler mi? Tüm bu politikalar bu tarihi seçimleri nasıl etkiler? Altılı masa gerçekten demokrasiyi inşa etmek istiyorsa iktidarın çizdiği çerçeveden dışarı çıkmak zorunda değil mi size göre? Ya çok haklısınız ama sorun şu, yani önce şunu söylemeliyim, yani altılı masanın Türkiye açısından olumlu bir siyasi atmosfer, siyasi gelecek yaratılmasında katkı sunacağını düşünenlerden. Yani içinde işte geçmiş dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapmış siyasetçilerin kurduğu partilerin olması, yine muhafazakar seçmenin temsil edildiği siyasi partilerin olması, Cumhuriyet Halk Partisi ile geçmişte tarihsel olarak büyük çatışmalar yaşamış bir siyasi partinin, Demokrat Parti gibi bir partinin olması, yine milliyetçi bir parti olan en azından kurucuların bir kısmının MHP'den kopmuş siyasilerin kurduğu İYİ Parti'nin olması, yine içinde kendisini Atatürkçü, Cumhuriyetçi olarak tanımlayan kişilerin yer aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir masanın Türkiye için kurulacak gelecekte önemli fırsatlar yarattığını, önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Ama sorun şu, bu masa Türkiye'nin tamamını yansıtan bir masa değil. Yani hani Türkiye'de farklı inançtan, farklı etnik kökenden, farklı siyasal bakış açısına sahip olanların da olduğunu biliyoruz. Yani en azından HDP gibi Türkiye'deki seçmenlerin her 6 seçmenden 7 seçmenden birisinin oyunu almış bir siyasi partinin temsil edilmediğini, orada bulunmadığını söylemek mümkün. Kaldı ki bunun karşısında yine Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler de yok. Yani Türkiye'nin tamamını yansıtan bir masa değil. Türkiye toplumunun azımsanmayacak ve önemli bir kesimini temsil eden bir masadan söz ediyoruz.
Elbette bu altılı masa kendisini Türkiye için tek seçenek olarak görebilir. Sadece kendisini seçenek olarak görebilir. Başka birlikteliklere kendisini kapatabilir. Bu anlayışla karşılanacak bir şey. Yani hiç kimse onlara niye başkalarını da yanınızda almıyorsunuz, görmek istemiyorsunuz dediklerinde bu yanıtı verebilirler. Bu onların bileceği bir iş. Bahsettiğimiz konu ise böyle bir konu değil. Yani sonuçta parlamento seçimleri için bunda herhangi bir sakınca yok. Yani her ittifak, her siyasi parti kendi gücü oranında parlamentoda temsil edilmeli. Nitekim biz ilk günden itibaren zaten kendimizi bu iki ittifakın dışında ve bu iki ittifakla olduğumuzu ve bu iki ittifakın hiçbirisinin içerisinde yer almayacağımızı söyledik. İlk günden itibaren bunu. Yani bu sadece altılı masanın veya Cumhur İttifakı'nın söylediği bir şey değil. Bu bizim parti olarak söylediğimiz bir şey. Yani biz altılı masanın içerisinde de Millet İttifakı'nın içerisinde de Cumhur İttifakı'nın içerisinde değiliz. Onlara seçeneğiz ve Türkiye'de en geniş kesimin, muhaliflerin, emekçilerin, sosyalistlerin, ekolojistlerin, Kürtlerin, Süryanilerin, Ezidilerin temel hak ve özgürlüklerini, bütün ötekilerin... Kadınların, LGBT artıların, ekolojinin... Evet, ve bütün bunların temel haklarını savunan bir parti olarak en geniş oranda temsil edilmesini sağlayan bir parti olarak kendimizi tanımlıyoruz. Ve başka ittifaklar geliştireceğimizi söyledik. Nitekim geliştirdik. Yani dolayısıyla parlamento seçimlerine birbirimizden tamamen bağımsız gireceğiz. Bu açıdan altılı masa ile aramızda bir rekabet ilişkisi var. Ama elbette Cumhur İttifakı ile mücadele ediyoruz. Yani onların dışında bir yerdeyiz. Bir ittifakla rekabet edeceğiz, bir ittifakla da mücadele edeceğiz. HDP olarak, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak. Fakat sorun şu, bugün bu yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bu iki ittifakın, bu iki ittifaktan herhangi birisinin kazanamayacağını söylemek için büyük bir siyasi deha olmaya gerek yok. Yani büyük bir kahin olmaya gerek yok. Sonuçta bu bir toplumsal gerçeklik. Sokaktaki herkes de bunu biliyor. Ve bu konuda HDP'nin ve HDP'nin içerisinde yer alacağı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın destekleyeceği aday, çıkaracağı adayın çok daha şanslı olduğunu söylüyor. Bunu herkes söylüyor. Söylediğimiz şey bu. Peki bunun yolu ne? Bunun yolu herhalde sevgili Saruhan'ın dediği gibi düğünümüze gelmeyin, isminizi de yazmayın ama altınınızı gönderin demek olmaz. Yani başka bir şey olması gerekiyor. Sonuçta siyaset yapıyoruz her birimiz. Her birimizin bu ülkeye dair siyasi iddiaları var. Her bir siyasi partinin, her bir ittifakın bizim de bu ülkeye dair ciddi iddialarımız var. Azımsamayacak kadar milyonlarla ifade edilen toplumsal bir desteğimiz var. Biz sadece bunu açık ve şeffaf bir şekilde görüşmek istediğimizi söylüyoruz. Yoksa onlara mahkum değiliz. Kendi adayımızla bu seçimlere katılırız. Kendi adayımızın da kazanması için elimizden geleni yaparız. Ama Cumhur İttifakı'nın adayında muhalefetin adayının kazanmasını istiyorsa o zaman bu konuda bir mutabakat aramak zorundayız. Ya bu mutabakat arayışı içerisinde olan kim? Sizin aracılığınızla izleyenlerin ve halkımızın takdirine sunuyorum. 15 aydır ortak aday konusunda çırpınan bir siyasi partiyiz. Ortak aday konusunda çırpınan bir ittifakız ve karşı tarafta bu ortak aday konusunda atılmış en ufak bir adım yok. Bu konuda bir temenni de yok. Dolayısıyla bu durumda olacaksa bir olumsuzluk, bunun sorumlusu kim olacaktır? Elbette bunun sorumlusu biz olmayacağız. Ortak adayı savunan bizleriz ve bu ortak aday konusunda bir isim tartışması yapmayacağımızı da söyledik ilk günden itibaren. Yani bu bir isim tartışması değil, Ali Veli Ayşe Fatma tartışması değil. HDP'li bir adayın dayatılması tartışması olmasın veya altılı masanın dayattığı bir aday tartışması olmasın. Bunun dışında bir şey tartışalım. Bu ülkenin geleceğine dair en geniş kesimin desteğini alacak, toplumda umut yaratacak bir adayı bu ilkeler çerçevesinde konuşalım dedik. Şu ana kadar bir yanıt almış değiliz ve bu yüzden Emek ve Özgürlük İttifakı olarak kendi adayımızı kısa bir süre içerisinde açıklayacağız. Ama
ortak aday konusuna da bütün kapıları kapatmış değiliz. İsim tartışması değil, ilke tartışması yapmak istiyoruz. Yani Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yoldan çözülmesi konusunda ne vaat ediyorsunuz? Kadın sorununun çözülmesi konusunda ne vaat ediyorsunuz? Kayyum siyaseti konusunda ne vaat ediyorsunuz? Doğanın talanına karşı ne vaat ediyorsunuz? Bu sorulara ortak bir yanıt arayacağız ve ortak adayımızda her kimse çıkıp bu başlıklarla ilgili görüşünü toplumla paylaşacak ve toplumun desteğini isteyecek. Ben bu yöntemin, sadece ben kişisel olarak söylemiyorum, ben derken elbette partiyi temsil eden bir kişi olarak söylüyorum, benim partim ve içerisinde yer aldığımız ittifak bu yöntemin Türkiye'ye kazandıracağını, seçimi de kazandıracağını söylüyoruz. Şimdi bu ittifaklar ve adaylar meselesini konuşup bitirelim diye bunu da soracağım. Çok fazla tartışıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. dönem adaylığı anayasaya çok açık bir biçimde aykırı aslında. Ama Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bulduğu bir formül vardı. İşte sistem değişti, bu nedenle ikinci kez aday oluyor aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son kez oy istiyorum sizden dedi. Sonra bu yönteminden de vazgeçti. 2023'te de bizi iktidara getirin diye oy istiyor şu anda seçmenden. HDP'ye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı anayasaya aykırı mıdır değil midir? Çok net ifade ediyoruz. Sayın Erdoğan 2 kez Cumhurbaşkanı seçildi. Parlamento bir erken seçim kararı almadan Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Kendisi bir seçim kararı aldığında da aday olamaz. Aday olması durumunda bu adaylığına evet diyecek Türkiye'deki hangi kurum olursa olsun o da anayasayı yok saymış olacaktır. Anayasanın pek çok maddesi elbette yoruma açık maddelerdir ama çok az maddesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bu kadar açık ve nettir. 2 kezden fazla seçilemeyeceğini, tek istisnasının da meclisin karar alması olduğunu söylüyor. Bugüne kadar henüz parlamentonun desteğini almak için bir adım atmış değiller. Yani bu adımı atar iseler muhalefetin ne söyleyeceğini elbette o zaman göreceğiz. HDP'nin ne karar alacağını o zaman göreceğiz. Altılı Masa sanırım 6 Nisan'dan sonra olursa buna sıcak bakmadıklarını söylediler ama bütün kapıları kapatıp kapatmadıklarını bilmiyorum. Bu eğer tartışılırsa, parlamentodan bir destek istenirse elbette parlamentoda grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partiler ve milletvekilleri bu konudaki tavırlarını açıklayacaktır. Ben öyle muhalefetin, HDP'nin de, HDP'nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da, Altılı Masa'nın da Erdoğan'ın adaylığından hiç de çekinmediklerine inanıyorum. Aday olması durumunda sandıkta onu yenmek istediklerine de inanıyorum bütün kalbimle. Ama hukukun yok sayılmasına asla geçit vermemek gerekir. Bu konuda gerekli başvuruların yapılıp yapılmayacağını, çünkü önceki dönem eş genel başkanımız sosyal medya hesabı üzerinden gerekirse ben de başvuru yapacağım dedi. Pek çok insan bu konuda başvurular yapabilir. Ben siyasi partilerin de o gün geldiğinde bu konuyu değerlendireceklerini düşünüyorum. Ama çok açık ve net söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanı parlamento karar almadan bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Bu anayasanın, hani çok savunduğumuz bir anayasadan bahsetmiyoruz. Bu anayasaya karşı olduğumuzu herkes biliyor. Hala 12 Eylül'den kalma hükümlerin içerisinde yer aldığı bir anayasa. Ama bu anayasanın bile yok sayılması doğal olarak yasa metinlerinin hukukun yok sayılması anlamına gelir. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Parlamentonun desteğini almadan keyfi biçimde anayasayı yok sayarak aday olmazlar. Eğer böyle olursa, geçmişte Özal'ın dediği gibi bir defa anayasayı çiğnemekle bir şey olmaz denildiğinde ülkenin nerelere geldiğini, neler yaşandığını biliyoruz. Buna AKP'de çok böyle yasalara, anayasaya saygılıymış gibi bir değerlendirme yaptığımı kimse düşünmesin ama bu kadar açık biçimde anayasayı yok saymamaları gerektiğini, eğer sayarlarsa halkın da hukuk kurumlarının da ben buna geçit vermeyeceklerini düşünmek istiyorum. Hukuk kurumları deyince şimdi Cumhur İttifakı
o kadar birbiriyle çelişkili ifadeler kullanıyor ki en önemli konularda. Bu yüzden biz de bilemiyoruz acaba parlamentoya getirecekler mi, getirmeyecekler mi? Neden böyle söylüyorum? Zinhar 18 Haziran'dan bir gün önce olmayacak seçimler diye Devlet Bahçeli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da defaatle söylediler. Sonuçta gelinen nokta işte 14 Mayıs alalım almayalım meselesine dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki zinhar bu yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın seçimleri iptal etme yetkisi yok. Şimdi diyor ki ben yetkimi kullanacağım, 10 Mart'ta seçim süreci başlayacak, 14 Mayıs'ta da seçimler yapılacak. Dolayısıyla parlamentoya getirip getirmeyeceklerinden ben en azından böyle bir açıklama duyamadım. Daha çok kendi yetkisini kullanacakmış gibi görünüyor şimdilik. Acaba yarın uyandıklarında nasıl bir karar verirler onu bilmiyorum. Şimdi bu seçimlerin bu kadar tarihi bir önemde olduğunu ta Eylül 2021'de daha önce de söylemişti HDP ama Eylül 2021'de bunu deklare etti, ortak adayla ilgili de açıklamalar yaptı dediniz. Çok doğru, bu tarihi seçimlerin sanırım iktidar da farkında ve HDP'nin bu yeni sistemde nasıl bir anahtar rolü oynadığının en iyi Cumhur İttifakı biliyor. Çünkü en çok onlar çalışıyor HDP'ye karşı. Bir kapatma davasıyla yüz yüze HDP. Çünkü yeni çıkardıkları, yeni kabul ettikleri seçim yasasının en çok HDP'ye yarayacağı, milletvekili sayısını artıracağı konuşulurken o yasa çıkarıldığında denildi ki HDP'ye kapatma davasıyla bir son hazırlanıyor. Bu nedenle de bu yeni yasa HDP'nin daha fazla milletvekili çıkarmasının önüne de geçmiş olunacak böylelikle. Nedir Anayasa Mahkemesi'yle HDP'nin kapatılma durumundaki son gelişme? Şimdi şöyle, Anayasa Mahkemesi'nde bir kapatma davası açıldı. MHP'nin yürüttüğü, MHP'nin başını çektiği işte ırkçı, aşırı sağcı partilerin, Birlik Partisi, Vatan Partisi gibi tescilli ırkçı, tescilli demokrasi düşmanı, tescilli aşırı sağcı partilerin yürüttüğü bir kampanya üzerine HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Ve Anayasa Mahkemesi gerçekten kabul edilmesi mümkün olmayan bu dilekçeyi reddetti. Ama kısa bir süre içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir kez daha başvurdu. Ve bu başvuruda yine MHP'nin ısrarlı kampanyası üzerine oldu. Ve bütün süre boyunca MHP bu kapatma davasını sonuna kadar savundu. Bir an önce karar verilmesini istedi. Ve davada ön savunma, esas savunma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın esas hakkındaki mütalası aşamaları geçti. Daha sonra ek bilgi belgeler sundu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bunu kabul edilmemesi gerekiyordu ama Anayasa Mahkemesi onları da belge olarak aldı. Bu konuyla ilgili de bizim savunmalarımızı istedi. Ona dair de savunmalarımızı verdik. Son olarak sözlü savunma ve sözlü beyan aşamasına geçildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 10 Ocak tarihinde sözlü savunmasını yaptı. Bir süre sonra da HDP'nin sözlü savunması alınacak. Sözlü savunmadan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın diyecekleri, HDP'nin diyecekleri aşaması sona ermiş olacak. Dosya hala tarih belli değil mi? Yok, ben ona ilişkin görüşlerimi söyleyeyim ama şunu kısaca tamamlamama müsaade ederseniz çok sevinirim. Şöyle, bundan sonra bir rapor, yani dosyanın raportörü dosyayı inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak, bunu başkana sunacak. Başkan da bir tarih belirleyip o tarihte Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesini isteyecek. Dolayısıyla Mart ayının başından itibaren bunun bu sürecin tamamlanması mümkün. Anayasa Mahkemesi'nin bir tarih belirlemesi mümkün. Tam da seçim arifesine, belki de seçim takvimi başladıktan sonra böyle bir şey görüşülebilir. Bu arada birkaç önemli gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi hazine yardımımızın yatırılacağı hesaplara bloke konulması kararıydı. Geçici bloke. Evet, 5 Ocak tarihinde Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi. Bu kararın verilmesine giden süreç de yine bir siyasi kampanyayla oldu. Yani bu siyasi kampanyayı yine MHP yürüttü. Seçimin yapılacağı yıl 3 kat daha fazla hazine yardımı alacak. HDP'yi bir an önce kapatın. Kapatmadan önce de HDP'ye bir kuruş vermeyin. Hesaplarına bloke koyun diye bir kampanya yürüttü. Sanki
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yargıtay Yığın Cumhuriyet Başsavcısı değil de MHP'nin bir hukuk bürosu görevlisi gibi emredersiniz deyip Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu başsavcı ve Anayasa Mahkemesi de talihsiz bir şekilde geçici de olsa böyle bir karar verdi. Geçici diyorum, nedeni şu: 5 Ocak tarihinde verdiği karardan sonra başsavcının bu talebinin dayanaklarını bize iletti. 5 Şubat'a kadar bu konuyla ilgili görüşlerimizi soruyor. 5 Şubat tarihinde tekrar bunu değerlendirecek. Yani bu tedbirin devam edip etmemesi konusunda. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının baştan itibaren ne kadar özensiz davrandığını çokça yerde söyledik. En son başvurusunda da böyle olmuş. Yani 13 Aralık'ta şöyle bir dilekçeyle başvurmuş. İşte bunların örgütle bağı devam ediyor. Bunlar zaten örgütün uzantısı. Bunlar hazine yardımını kesin. Anayasa Mahkemesi de bir cevap vermiş başsavcıya. Ya bunu söylüyorsun ama buna dair elinde bilgi ve belgeler nedir? Yani senin bu iddianı doğrulayacak hangi şeyler var diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından belge istemiş. Yani bu kararı önce kabul etmemiş. Başsavcı da bilindik şeyleri tekrarlamış. Ve onun üzerine Anayasa Mahkemesi geçici bir tedbir kararı verdi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı vermesi çok büyük bir talihsizlik. İki nedenle büyük bir talihsizlik diyorum. Birincisi, bu dava açılırken Haziran 2021'de de aslında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bizim hazine yardımcılara bloke konulmasını istemişti. Fakat Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetmişti o zaman Haziran 2021'de. Şimdi herhangi bir değişiklik olmadan yeniden bir başvuru yaptı. Bu kez Anayasa Mahkemesi kabul etti. Bu açıdan gerçekten bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. İkincisi de şu: şimdi Anayasa Mahkemesi'nin hazine yardımına bloke konulması kararı ancak en son verilebilecek karar. Yani Anayasa Mahkemesi açılmış bir kapatma davasında 3 karar verebiliyor. Birincisi bu davayı reddedebilir. İkincisi kabul edebilir ve siyasi yasak kararları verebilir. Üçüncüsü de partinin kapatılmasını isteğini reddedip fiillerinin o ağırlığa ulaşmadığını söyleyip hazine yardımının bir kısmının veya tamamının kesilmesi kararı verebilir. Yani bu bir son karar. En verilecek kararın bir arar karar olarak verilmesini anayasaya aykırı bulduk. Zaten buna dair itirazlarımızı da 5 Şubat'tan önce Anayasa Mahkemesi'ne bildireceğiz. Çünkü fiilen bir tedbir olarak verilecekmiş gibi gözükse de fiilen bu karar hazine yardımından yararlanmamızı engelleyecek bir karar. Ayrıca seçime giderken, seçime kısa bir süre kalmışken HDP'nin siyasi kampanya yürütme şansını ortadan kaldırması açısından da doğrudan seçim sonuçlarına, siyasete, seçme ve seçilme hakkına müdahale anlamına gelecek bir karar. Buna ilişkin itirazlarımızı sunacağız. Anayasa Mahkemesi bu itirazlarımız ve savunmalarımızdan sonra ne karar verebilir? Kendi takdirlerinde. Yani HDP ve geçmişini oluşturan, mirasını devraldığı siyasi partiler hazine yardımıyla bugüne gelmediler. Yani hazineden aldığı milyonlarla değil, milyonların desteğiyle buraya geldi aslında HDP. Dolayısıyla bu hazine yardımının kesilmesi HDP'nin siyaset yapmasını tamamen ortadan kaldırmaz. 90'lı yılların başlarında başlattığımız bu serüven 2015 yılına kadar hazineden tek bir kuruş yardım almadan geldiğimiz bir siyasi geçmiş. 7 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez 2016 yılında aslında hazine yardımından yararlandık. Şimdi kesilmesi de bizim yürüteceğimiz siyasi çalışmaları engelleyemeyecektir. Zaten sosyal medyaya bakarak, sokak röportajlarına bakarak halkımızın HDP'ye nasıl sahip çıkacağı mesajlarını hep birlikte gördük, dinlemiş olduk. Bu bizi engellemeyecek bir karar. Bu arada bu söylediğim konu başlıklarıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nden bir talepte daha bulunduk. Dedik ki, yani seçim kararı neredeyse alındı, seçim takvimi kısa bir süre sonra başlayacak.
Ve tam seçim takvimi başladıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi hakkında bir kapatma kararı vermesi Türkiye demokrasisi açısından büyük bir tehdit oluşturacaktır. Demokratik seçimlere büyük bir gölge düşürecektir. Bizim sözlü savunmamız da dahil olmak üzere bundan sonraki bütün sürecin, kapatma davası sürecinin, karar verme sürecinin seçimlerden sonrasına ertelenmesini istedik. Anayasa Mahkemesi sanırım bu konuyla ilgili talebimizi yarın görüşecek. Umarım erteleme kararı verir. Eğer bir erteleme kararı verirse HDP'ye değil, Türkiye demokrasisine bir katkı sunacaktır. Demokratik bir yarışa gölge düşürülmesini engellemiş olacaktır. Hep birlikte yarın izleyip göreceğiz. Bu konuda nasıl karar verir diye... O ihtimalleri konuşalım mutlaka çünkü... Konuşmamamız lazım. Önce çünkü bugüne kadar ne olumsuz karar varsa hepsini verdi aslında. Yani başsavcılığın yaptığı da buydu, Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı da buydu. Umarım yarın bizi şaşırtır. Evet, umarım yarın bizi şaşırtır. Tamam. Diyelim sizi şaşırtmadı ve kendi aldığı talimatlar çerçevesinde bir karar verdi. Seçimlerden sonrasına ertelenmesini kabul etmedi ve kısa süre içinde, çünkü o takvim de çok sıkışık aslında. Hani Erdoğan 10 Mart diyor, biz onun sözünü dikkate alıp ona göre hareket etmek istesek 10 Mart'a kadar bütün bu süreçlerin herhalde bitmesine imkan yok. Dolayısıyla HDP hala bir siyasi parti olarak seçimlere girme durumunda olacak. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi seçimlerden sonrasını ertelenmesini kabul etmedi ve HDP'ye kapatma yönünde bir karar verdi. Yarın değil ama önümüzdeki süreçte. HDP diyor ki bizim bütün planlarımız hazır, biz halkımızı seçeneksiz bırakmayacağız. Evet, zaten bundan önce kapatılan partiler, HDP'nin geleneği olan partiler, hangisi kapatılsa diğeri daha büyük bir coşkuyla açıldı. Hangisi kapatılsa diğeri daha büyük bir direngenlikle açıldı. Her kapatılmada AİHM Türkiye'ye ihlal kararı verdi. Dolayısıyla bunun içinde aynı sürecin olmayacağının bir garantisi yok ki, bunun olacağı çok açık ortada. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı vermesi ve HDP'nin bu kapatılma durumunun HDP'yi daha da büyüterek siyaset sahnesine taşıması gibi. Aslında bunu onlar da biliyor ama o kadar, onlar açısından da tarihi bir seçim ki bu. HDP o kadar anahtar rol oynuyor ki o anahtarı alıp denize atmak istiyorlar ama HDP'nin elinde yedek anahtarlar var diyorsunuz siz de. HDP'nin durumu nasıl olacak? Şimdi şöyle, biz gerçekten HDP olarak seçime girmek istiyoruz. Yani çünkü bu konudaki en önemli karar halkın kararı olacaktır. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddialarına mı inanıyor? Bu Türkiye'deki aşırı sağcı ırkçı partilerin yürüttüğü kampanyaya mı inanıyor? İçişleri Bakanı'nın yürüttüğü kampanyaya mı inanıyor? Hükümetin yürüttüğü kampanyaya mı inanıyor? Yoksa bizim söylediklerimize mi inanıyor? Bu ülkenin demokrasi için bir şans olduğumuzu mu düşünüyor? Halk bunu sandıkta karar versin istiyoruz. Yani bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi karar vermesin istiyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin mirasını devraldığımız partilerle ilgili verilmiş kapatma kararlarının tamamı, ülkenin Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş kapatma kararlarının tamamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sizin de söylediğiniz gibi seçimlere müdahale olarak, örgütlenme özgürlüğüne müdahale olarak, düşünce ifade özgürlüğüne müdahale olarak anlaşıldı ve ihlal kararı verildi. Türkiye'nin tarihine bir karanlık sayfa daha eklenmesini, bir karanlık yaprak daha eklenmesini istemiyoruz. Umarım böyle olmaz. Ha, olur da böyle bir karar verirse Anayasa Mahkemesi ne olur? Elbette seçeneksiz değiliz. Yani bileşenlerimiz olan siyasi partiler var seçme hakkına sahip olan. Yine ittifak partilerimiz var seçme hakkına sahip olan. Ve ayrıca bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da kendimize bir yol açıp, bir yol bulup parlamentoda temsil edileceğiz. Halkımızı seçeneksiz bırakmayacağız. Onlar bir kapatırsa biz bin açarak geri döneceğiz. Bunu öylesine söylemiyorum. Bugüne kadar yaptıklarımızdan
herkes bu sonucu çıkarabilir ama bununla amaçlarına ulaşamazlar. Çok sevinebilir MHP'liler HDP'nin kapatılması durumunda ama bizi kapatanlar daha büyük bir güçle geleceğimizi hep birlikte göreceğiz. Onlar da görecekler. Fakat bu kampanyayı yürütenler yine bu seçimde göreceğiz. Küçülüp tarihin çöplüğüne gidecek. Evet, evet. Diğer iktidarlar gibi. Evet, onlar kaybedecek. Durum da var ama. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu Ankara'daki 30 Aralık'ta Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bir zan altında. MHP Genel Merkezi'ne kadar uzamış durumda ve uzun zaman bu konuda sessiz kaldılar. En sonunda Devlet Bahçeli grup toplantısında çıktı, dedi ki ya biz sessiz kaldık çünkü yargıya talimat vermek istemiyoruz. Biz öyle bir parti değiliz. Biz bekledik yargı işini yapsın, ondan sonra bakalım bunun içinde ne var. Bu kadar yargıya, hukuka saygılı bir parti profili çizdi. Ama her grup toplantısında çıkıp HDP kapatılmalıdır, HDP'yi kapatmıyorsa da Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyen bir insan, bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla onun talimatlarıyla ve mütemadiyen her konuşmasındaki talimatıyla, mesela şimdi de diyor ki sakın ha HDP'nin her hukuki başvurusunda talimatlarını güncelliyor Devlet Bahçeli. HDP seçimlerin sonrasında bırakılmasını istedikten sonra da dedi ki sakın sulandırmasına izin vermesin Anayasa Mahkemesi, derhal HDP'yi kapatsın. Böyle bir acelesi var MHP'nin ve yargıya talimatları gittikçe de sertleşiyor. Şimdi diyelim ki seçim sürecine girdik ve henüz karar verilmedi. HDP seçimlere hazırlanıyor ama seçimlere 2-3 hafta kala HDP'nin kapatılmasına karar verildi. Bu durumda HDP'nin gösterdiği aday, HDP'nin çıkaracağı milletvekilleri isimleri, çünkü onların içinde de yasaklı olanlar olabilir. Ne olacak? O kadar kısa süre içinde nasıl bir reaksiyon gösterebilir? Nasıl bir tutum belirleyebilir HDP? Yani şunu söyleyeyim, kurbanlık koyun gibi boynumuzu uzatmayacağız. Evet. Yani çok net söylüyorum. Ama hukuki olarak o kadar kısa sürede de bir başka formülü devreye sokma durumu olabilecek mi? Ben i̇şte, hukuki olarak. Yani bu böyle bir formülle gitmek zorunda değiliz. Başka formüllerle de biz seçime katılabiliriz. Başka formüllerle de seçime gidebiliriz. Geçmişte bunun örnekleri var. Hiç öyle ilk kez yapmış olduğumuz bir şey de olmayacak. Bu kez de bunu yaparız. Son ana kadar HDP ile seçime katılmak istiyoruz. Ama bu belirsizlik ortamında asla bu belirsizlikten iktidarın veya demokrasi düşmanlarının, bu aşırı sağcı ırkçıların yararlanacağı bir sonuca kapı aralamayacağız. Bunu herkes bilsin. Bu iş öyle kolay değil. Onlar her ne yapmak isterlerse istesin, bu isteklerini boşa çıkacak bir formülle biz seçimlere katılacağız. Yani bir kez daha ben söylüyorum. Ben şunu doğru anlıyorum değil mi? Anayasa Mahkemesi yarın hangi kararı verirse versin, isterse seçimlerden sonrasına bırakılma kararı versin, biz bu belirsizlik ortamında bu sözlere güvenerek daha başlamadan o takvim kendi planlarımızı devreye sokarak halkımızı çözümsüz, seçimsiz bırakmayacağız ve başka bir formülle seçimlere katılacağız. Doğru mu anlıyorum? Başka bir formülle de seçime katılabileceğimizi söylüyorum. Yani bu henüz hangi yöntemle karar vereceğimiz, hangi partiyle seçime gireceğimiz, bunlara karar vermiş değiliz. Çünkü biz kapatılma tehdidi altında olan bir partiyiz. Tamam. Biz seçilmiş 67 milletvekilinden 3'ü dışındaki 64'üne, bu 27. dönem milletvekili seçimleri için söylüyorum, siyasi yasak istenen bir partiyiz. Bugüne kadar parlamentoya girmiş 123 milletvekili için siyasi yasak istenen bir partiyiz. 451 yöneticisi, milletvekiliyle, MYK üyesiyle, parti meclisi üyesiyle, il başkanı, 451 temsilcisi hakkında siyasi yasak istenen bir partiyiz. Ve bu tehdit ciddi bir tehdit. Bu kapatma davası bir tehdit olarak ve geçmiş yıllarda Anayasa Mahkemesi'nin ne tür kararlar verdiğini de biliyoruz. Evet. Dolayısıyla biz kurbanlı koyun gibi başımızı uzatmayacağız. Mutlaka bu hesaplarını boşa çıkaracak bir yöntemle halkımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız.
evet halkımızı hayal kırıklığına uğratmayacak bir yöntemle ve en yüksek düzeyde temsil edilmek için bir yöntem bularak seçimlere katılacağız. Tekrar söylüyorum, bu yöntem seçim öncesi devreye sokulacak. Çünkü bu belirsizlik ortamında seçimlere giden o 60 günlük süreçte ne olacağını kestiremiyoruz diyorsunuz, değil mi? Elbette her ne karar vereceksek bu takvimi, hem seçim takvimini hem de HDP hakkındaki kapatma davasının seyri olan takvimi gözeterek bir yol ve yöntem belirleyeceğiz. Yani bu iki takvimi de göz önünde bulunduracağız. HDP parti olarak seçime giriyormuş gibi, hakkında kapatma davası yokmuş gibi, hiçbir yönetici vekiline siyasi yasak istenmiyormuş gibi son ana kadar, seçim gününe kadar belki bu kampanyasını, bu yöntemi yürütecek. Halkımıza deklarasyonumuz bu. Fakat bizim dışımızdaki gelişmeler var. Bir tanesi seçim takviminin nasıl olacağını bilmiyoruz. İkincisi HDP hakkında kapatma davasının geldiği aşama ve buna dair takvim. Biz bu iki takvimi de göz önünde bulundurarak başka bir yol ve yöntemle seçime katılabiliriz. Evet, yani biz kararı bekleyeceğiz, bakalım ne diyecekler gibi değil, son derece sonuç alıcı, son derece hedef odaklı bir formülle, bir yöntemle seçimlere katılacak HDP. Bu ortamda, yani o altılı masayla demokrasi ittifakı da yapılabilirse eğer, açık müzakere, açık diyalog yöntemiyle, hakikaten AKP iktidarının tüm bu hukuksuzlukları, ekonomik buhran, hepsi arka arkaya gelmişken gitmemesi için hiçbir neden yok. Ama bu partilerin bir araya gelip o demokrasi ittifakında buluşmaları gerekiyor tüm bunlar için. Hem meclisteki çoğunluk hem de cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir ortak aday çıkarılması ile ilgili. Ama bunun dışında da HDP'nin seçim takvimi, daha doğrusu demokrasi takvimi diyelim buna. Çünkü HDP seçimlere, tabii ki seçimler önemli ama seçimlere endeksli bir siyasi parti değil. Bir demokrasi mücadelesi var ve o mücadelesini seçimlerde de, seçimlerden önce de, seçimlerden sonra da yürüten bir parti. Bakalım yargı nasıl bir karar verecek? Son olarak şunu da sorayım. 2 Şubat sanırım Anayasa Mahkemesi Başkanı değişecek. Bunun HDP davasına bir etkisi olur mu size göre? Ya kuşkusuz etkisi olmaz. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu süreçte belirleyeceği tek tarih, yani kapatma davası dosyasının görüşüleceği tarih olacak. Yani bunun dışında zaten heyet olarak karar veriliyor. Ya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın şöyle bir geçmişi var. Yani bir hukukçu olarak Anayasa Mahkemesi üyesi olmadan çok önce siyasi partilerin kapatılmasına sıcak bakmayan bir bakış açısı olduğunu biliyoruz. Yani pek çok katıldığı pek çok sempozyumda siyasi partilerin kapatılmasının ülkelerin demokrasisine katkı sunmayacağını söylemiş birisi. Bu konuda akademik çalışmaları olan birisi. Kişisel olarak nasıl bir oy verir? Ben eğer geçmişini, yazdıklarını, akademik araştırmalarını, bir hukukçu olarak bakış açısını bir tarafa bırakmazsa bu davada kapatılsın kararı vermeyeceğini düşünenlerdenim. Ama bir kez daha söylüyorum, kararı tek başına Anayasa Mahkemesi Başkanı değil, üyeler hep birlikte verecek. Ve bu 15 üyenin tamamının da AKP'li cumhurbaşkanları tarafından atandığını unutmayalım. İçinde AKP'li milletvekilleri, AKP milletvekili aday adayları, İçişleri Bakan Yardımcıları, Adalet Bakan Yardımcıları, AKP'nin talimatlarıyla soruşturmalar başlattığı konusunda kamuoyunda ciddi kuşkular olan bir savcının olduğunu unutmayalım. Böyle bir Anayasa Mahkemesi yelpazesi var. Buna rağmen Türkiye demokrasisine katkı sunacak bir karar verebilirler mi? Umarım verirler, ama vermezlerse bu sadece bizim değil, bu ülkenin kaybetmesi anlamına gelir. Bu AKP'nin nereden nereye geldiğini denildiğinde anlatılacak önemli bir konu başlıklardan birisi olacak diye düşünüyorum. Evet, Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyenlere sevgi saygılarımı sunuyorum.
Bu akşam Gel Konuşalım'ın konuğu HDP Eş Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Rüştü Tiryaki'ydi. Mehmet Rüştü Tiryaki ile HDP'ye kapatılma davasını, bu süreçleri, yargıdan, Anayasa Mahkemesi'nden hangi kararların çıkmasının olası olduğunu, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ortak aday açıklamasını ve altılı masa ile HDP'nin bir demokrasi ittifakı çerçevesinde yan yana gelip gelemeyeceğini konuştuk. Mehmet Rüştü Tiryaki özellikle Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasına dikkat çekti. Biz halkımızı seçeneksiz bırakmayacağız. Bütün yol ve yöntemler önümüzde. Biz bu seçimlerde de Türkiye'ye demokrasi gelmesi için HDP ve bileşenleri olarak, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve kararlıyız dedi. İyi akşamlar.